Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye yönelik yaptırım talepleri reddedilen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi karara tepkili. Rum Dışişleri Bakanı Almanya ve beraberindeki ülkeleri taviz vermekle ve Avrupa Birliği'ni güçsüz bırakmakla suçladı. Doğu Akdeniz gündemiyle toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'ye yaptırım uygulanmalı dedi. Dönem başkanı Almanya ve çok sayıda ülke Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekip bu talebi reddetti. Karar Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tepkisini çekti. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis toplantının ardından Twitter'dan mesajlar paylaştı. Bu politikalar Türkiye'ye karşı etkili değil diyen Christodoulidis, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı bir süredir taviz verdiğini öne sürdü ve bu durumun Türkiye'yi daha da cesaretlendireceğini söyledi. Yunan basınında da konuşan Rum Dışişleri Bakanı, Avrupa'da Türkiye'ye yönelik iki ekolün bulunduğunu söyledi. Bunlardan birinin Türkiye ancak sert önlemlerden anlar, diğerinin ise sert önlemler Türkiye'yi başka eylemlere sürükler düşüncesinin olduğunu ileri sürdü. Ilımlı yaklaşım politikasının başarısız olduğunu savunan Rum Dışişleri Bakanı, bazı ülkeler hala ısrar ediyor. Çünkü amaçları Türkiye'yi durdurmak değil diye konuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Türkiye'nin Rumlara yönelik bir sonraki adımının Kapalı Maraş kentinin açılması olduğunu ileri sürdü. Rum Bakan, maalesef böyle bir adım federasyon temelli Kıbrıs müzakerelerinin mezar taşı olur dedi.